Merhaba, ben Kerem Çilli. Bu videomuzda size Goodwill firmasının Türkiye'de satmış olduğu XS serisi ürününden bahsedeceğim. Yanımda görmüş olduğunuz bu ürün 700 wattlık olan versiyona da sahip, 3 kW'lık olan versiyona da sahip. İlk bakışta dikkatimizi çeken özelliği boyutlarının oldukça küçük olması. Küçük, hafif ve kullanımının, kurulumunun çok kolay olduğunu söyleyebileceğimiz bir üründen bahsediyorum size. Ve bununla alakalı teknik dokümanları da birlikte inceleyeceğiz. Ürünün artıları neler, firmanın size sunabilecekleri neler, bunların hepsinden bahsediyor olacağız. XS serisinin en güzel özelliklerinden bir tanesi boyut olarak çok küçük boyutlarda gelmesi ve içerisinde kablosuz bağlantı aparatının ücretsiz olarak çıkması. Bilindiği gibi SEMS Portal olarak adlandırılan izleme sistemine Wi-Fi dongle'la birlikte modeminizi haberleştirip ücretsiz olarak yıllarca kullanabileceksiniz. Hangi ay ne kadar ürettiğiniz, hangi yıl ne kadar ürettiğiniz verilerini görme şansınız olacak. Bu çok önemli bir detay çünkü birçok firma bu tarz bir ürünü ücretli satabiliyor veya izleme sisteminde ücret talep edebiliyor. Ama bu ürünle birlikte alacağınız bu sistem tamamıyla ücretsiz olacak ve yıllarca ücretsiz bir şekilde kullanabiliyor olacaksınız. Benim dikkatimi çeken üründe en önemli özelliklerinden birisi Goodwill XS serisinin çok düşük çalışma voltajlarında bile çalışabiliyor olması. Mesela 700 wattlık ürünü 40 volt çalışma voltajıyla başlangıç yapabiliyor veya 3 kW'lık ürün 50 voltla bile çalışmaya başlayabiliyor. Bu bize çok büyük avantaj sağlıyor. Neden? Bir tane panel, iki tane panelle bile sistemi sürme şansımız, inverteri çalışır duruma getirme şansımız ortaya çıkmış oluyor. Bu bakıldığında tasarım anlamında da bir sistem tasarımı yaparken elimizi kuvvetlendirici bir durum haline geliyor. Çalışma aralığının geniş olması bir inverteri tercih ederken bakacağımız parametrelerden bir tanesi. Buraya dikkat etmek gerekiyor. Benim bu ürünle alakalı dikkatimi çeken en önemli noktalardan bir tanesi bu çalışma aralığının geniş olması ve başlangıç değerinin oldukça düşük olması. Bu da bir panel, iki panelle bile inverterin çalışmaya başlayabileceğini bize gösteren bir değer. Dilerseniz ürünün basit anlamda nasıl kurulacağını ve hangi bağlantı noktalarından oluştuğunu birlikte inceleyelim. Burada görmüş olduğunuz üzere bir açma kapama düğmemiz var. Hemen yanında MC4 olarak adlandırılan panelden gelen kabloyu bağlayacağımız soketler bulunmakta. Bu soketler standart olarak düşünebilirsiniz. MC4 kabul görmüş bir standart olarak ülkemizde çok yaygın bir şekilde kullanılmakta. Ama Goodwill'in XS serisi kullanım kitapçığına baktığınızda alternatif soket yapılarının olduğunu da görüyorsunuz. Bu tarz bir soketle ürünü istediğiniz takdirde de yine firma size hayır demeyecektir, yardımcı olabilecektir. Ama şunu söyleyelim, zaten üstünde Türkiye'de en çok kullanılan soket yapısı bulunmakta MC4 olarak. Hemen buradaki boşlukta ürünle birlikte ücretsiz olarak gelen kablosuz bağlantı ekipmanını takabileceğimiz bir yuva bulunmakta. Bu çok önemli aslında. Neden? Yıl olmuş 2021, hala bazı firmalar kablosuz bağlantı Wi-Fi ekipmanını ücret karşılığında satabilmekte. Bu sebeple XS serisini aldığınızda kutunun içerisinden kablosuz ekipmanın çıkması da bağlantı ekipmanı kolaylıkla modemle haberleştirip SEMS Portal'da izlemenizi sağlayabilirsiniz. O sebeple de bence ürünün küçük olmasının yanı sıra en güzel özelliklerinden bir tanesi de ücretsiz olarak kablosuz bağlantı ekipmanının kutu içerisinden çıkması. Onun yanında mavi renkle kapatılmış olan bu bölümde aslında data hattının bağlantı yuvası, öyle söyleyebiliriz. Birden fazla ürünü bağladığınız zaman birbirine paralelleme yapmak için kullanılabiliyor veya sizin için evinizde daha çok önem arz eden bir özellik, enerji fazlasının dışarı gitmesini engellemek üzere bu portu kullanıyoruz. Enerji fazlasının dışarı gitmesi ne demek? Bunu biraz açacağız. Bu portta bağlamış olduğumuz smart meter veya cihazın içerisindeki enerji ölçer
cihaz sayesinde inverter evimizin içerisindeki ihtiyaç kadar elektrik üretebiliyor. Bu neden önemli? Hepimizin evinde bildiğiniz üzere standart tek yönlü bir sayaç var. Fakat siz inverterle enerji üretirseniz ve evin içinde hiçbir şey yoksa ürettiğiniz enerji dışarı şehir şebekesine, tellere doğru gidecektir. Bunun ne önemi var? Gitsin diyebilirsiniz ama aslında konu öyle değil. Enerji fazlası dışarı giderken hem tellere bedava elektrik vermiş olacaksınız hem gidişte sayacınız tekrar dönmeye devam edecek. Yani bedava elektrik vereceksiniz, üstüne verdiğiniz elektriğin parasını da faturada ödüyor olacaksınız. İki kere zarara uğratacak bir durum oluşacak bu haliyle. Bu sebeple de inverterin enerji fazlasını kısma özelliği çok önemli. İki şekilde yapılabiliyor XS serisi Goodwin inverterde. Ya smart meter dediğimiz küçük bir malzeme var, bunu alıyoruz veya yine ürünün içerisinde gelen aynı vazifeyi gören farklı bir ekipmanla birlikte enerji fazlasını kısabiliyoruz. Yani evimin içerisinde 100 wattlık bir tüketim var. Bu cihaz panellerden sadece 100 wattı dönüştürüp çıkışına verebiliyor. Bu çok büyük avantaj sağlıyor size. Evrak prosedürlerinin çok uzun olduğundan bahsetmiştik. Bu prosedürlere girmeden ama ben güneş enerjisiyle de tanışmak istiyorum diyenler için bu cihazı önerme şansımız var. Enerji fazlasının kısması çok kritik bir öneme sahip. Onu almadan bu sistemi kurarsanız eğer bu cihaz size faydadan çok zarar getirebilir. O yüzden sistemi kurgularken firmayla da görüşmek çok önem arz ediyor. Destek almak çok önem arz ediyor. Yeri gelmişken ondan da bahsedeyim. Yani Goodwin firmasını, ürünlerini, satışı birçok noktadan bulabilirsiniz ama aklınıza takılan bir soru olduğu zaman bir teknik destek hattı var mı, bir mail adresi var mı, iletişim telefonları var mı noktasında soru işareti kafanızda olmasın. Goodwin'in Türkiye'de hem satış hem satış sonrası destek ekipleri var. Aynı zamanda tamir merkezleri de Türkiye'de var. Bu sebeple çok ciddi avantaj size sunabiliyor. Neden? Bakıldığında cihazlarla ilgili sonuçta elektronik ekipmanlar bunlar. Problem çıkma ihtimali her zaman olacak. Ama hızlı bir şekilde müdahale edip kısa sürelerde problemi çözmek, yedek parça temini yapmak oldukça önem arz ediyor. Eğer Türkiye'de yerleşik bir sisteminiz yoksa çok ciddi zahmetler çekecekseniz dünyanın en iyi inverterini üretin ya da farklı bir mecradan konuşalım, en iyi arabasını üretin ama Türkiye'de servisiniz yoksa biraz konu yavan kalıyor. Tatsız tuzsuz oluyor. Bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu sebeple de bu inverteri aldığınızda hatta almadan önce firmayla iletişime geçip projenizden bahsedip ben şöyle şöyle bir işlem yapmak istiyorum. Ona göre de size destek sağlamalarını rica edebilirsiniz. Böylelikle doğru bir ürün tercih edersiniz. Doğru ürün tercih etmek çok önemli. Neden? Bu cihazı aldığınızda bu yanlış seçmişim, 2 ay sonra değiştireyim denilecek bir cihaz değil. Uzun soluklu cihazlar bunlar. O sebeple satış sonrasının olması ve desteğin olması çok önemli. Altını çizerek belirtmekte fayda var. Bunun dışında burada çıkışımız bulunmakta. Aslında hem enerjinin voltajını, frekansını aldığımız hem de ürettiğimiz enerjiyi verdiğimiz port aynı port. AC olarak yani alternatif akımda 220 volt prizdeki voltajımızı verdiğimiz nokta burası. Birçok mail alıyoruz veya YouTube videolarımızın altına çokça soruluyor. Yani burada sadece bir tane nokta var. Hem burada enerji girişi hem çıkışı nasıl oluyor noktasında çokça sorular var. Şöyle belirteceğim. Her zaman aklımızda genelde karşılaştırma yapıyoruz ve UPS'lerdeki gibi düşünüyoruz. Yani hem giriş olacak yanında da bir tane çıkış olması gerekecek gibi düşünüyoruz ama bu sistem şebeke bağlantılı inverter olarak adlandırılan yapıda giriş ve çıkış diye ayrı ayrı iki tane portumuz yok. Tek bir porttan şebekedeki sinyalin birebir kopyasını oluşturuyor cihaz ve panellerden gelen enerjiyi de aynı şekilde çıkışına vermiş oluyor. Yani şebekeden 220 volt 50 Hz geliyorsa bu da 220 volt 50 Hz şeklinde çıkışına veriyor. Ya da 230 volt geliyorsa bu panellerden gelen gücü de 230 volta çevirip çıkışından veriyor. O yüzden tek bir bağlantı noktamız var. Girişte çıkışta burası. Bu konuda da hani kritik öneme sahip bilgi, çokça sorulan bilginin cevabı aslında bu. Bakıldığı zaman bu ürünle ilgili en çok sevdiğimiz nokta ne demiştik? Panellerin
çalışması için gereken minimum voltaj değeri, bu ürünlerde 40 volttan 50 volttan başlayan değerlerden bahsediyoruz. Yani bir tane paneli bile şuraya bağladığınız zaman bunun çıkışında 220 volt elde edebiliyorsunuz. Dilerseniz ürünün teknik detaylarına birlikte bakalım. Goodwee XS serisi ürün 700 watt'tan başlayan 3 kW'a kadar giden bir seri olduğundan bahsetmiştik. Hepsi yanımda görmüş olduğunuz bu kasada gelmekte. 700 watt'lık, 1000 watt'lık, 1500, 2000, 2500 ve 3000 watt'lık kasaların hepsi yanımda görmüş olduğunuz kasadır. Ve benim en çok dikkatimi çeken bu ürünle alakalı nokta MPPT çalışma aralığı dediğimiz ürünün üstünde yazan etiket gücünü verebileceği çalışma aralığı. Hangi aralıkta? Ona bakalım. 40 voltla 450 volt arasında bu cihaz çalışabilmekte. Bu aralığın geniş olması ve küçük voltaj değerlerinden başlıyor olması büyük bir avantajdır. Neden büyük avantajdır? 40 voltta çalışmaya başlamak ne demek? Bir tane panel bile bağlasanız bu cihaz çalışmaya başlayabilir. Yani bir mikro inverter gibi bu cihazı kullanma şansınız olacak. Bu çok büyük avantaj. Üst voltaj limitinde de 500 voltu geçmemeye gayret etmek gerekiyor. Tabii ki bu konu güvenlik arz eden, önem arz eden bir konu. Neden? Şimdi kalkıp DC voltajları, panelleri birbirine seri bağlayarak 500 volta çıkmak ve onları ben evde kendim yapacağım demek çok riskli bir konu. O yüzden bu konularda uzman firmalarla görüşmenizi her zaman tavsiye ederim. Ürünün koruma özellikleri oldukça fazla çünkü bu tarz ürünler şu an piyasada satılan muadilleri, benzerleri gibi hepsi trafosuz yapıda tasarlanan ürünler artık ve trafosuz bir inverter tasarımı yaptığınızda da birçok koruma faktörünün içerisinde olması gerekiyor. Goodwee'nin XS serisi de bu koruma özelliklerinin hepsine sahip. Teknik detayları da şu an ekranda size gösteriyorum. Ürünün IP koruma sınıfı 65. Bu da dış ortam şartlarında çalıştırılabilir olduğunu bize gösteriyor. IP65 diye ben bunu yağmurun çamurun altına koyayım orada çalışır diyebilirsiniz. Bu mümkün ve bu cihaz da çalışır IP koruma sınıfından dolayı ama her zaman şunu söylüyorum. Bir cihaza siz ne kadar iyi bakarsanız o da size o kadar iyi bakar. O yüzden kurguladığınız yere dikkat etmek gerekir. Ve eğer dış ortamda çalıştıracaksanız da bence bir koruma yapmanız üstünde oldukça faydalı olacaktır. Sağında, solunda, altında, üstünde ne kadar boşluk bırakmam gerekiyor? Hepsi kullanım kitapçığında çok basit ve görsellerle destekli halde belirtilmiş. Bu da çok büyük avantaj bence. Goodwee'nin Türkiye'de satış sonrası hizmetlerinin de olduğundan bahsetmiştik. Tamir merkezinin olduğundan bahsetmiştik. Goodwee ile alakalı dilerseniz İzmir'e bağlanalım ve İzmir'deki satış sonrası hizmetlerin sorumlusu olan Buğra Bey bize kendini tanıtsın ve ürünle ilgili o da kısaca bilgiler versin. Herkese merhabalar. Ben Buğracan. Goodwee Türkiye Genel Müdür Yardımcısıyım. Öncelikle Kerem Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir konuda güzel bir video çekeceği için. Ben de bu konuda biraz kendi görüşlerimi eklemek istiyorum. Bugün XS serisinden bahsediyoruz videomuzda. XS serisi Goodwee'nin en küçük 10 grit ürünü. Tek faz bir ürün. Tek MPPT'ye sahip. 0.7 kW ile 3 kW arasında aynı kasaya ve aynı ağırlığa sahip bir invertörümüz. Bir avantajı Wi-Fi modülü invertörle beraber geliyor ve zaten bilindiği üzere Goodwee'nin izleme sistemi ücretsiz ürün ve ücretsiz kalacak. Bu aparatla beraber de doğrudan evin internetine bağlanarak ücretsiz bir izleme sağlıyor. Bir diğer avantajı bu invertörün çok küçük olması. Yaklaşık bir A4 kağıdı boyutuna ve 5 kilogram ağırlığa sahip. Bunun bize şu avantajı oluyor. Hem nakliye esnasında hem de kurulum esnasında ciddi bir kolaylık sağlıyor bize. Vermiş olduğu bilgilerden dolayı Goodwee Türkiye'den Buğra Bey'e çok teşekkür ediyorum. Özetlemek gerekirse Goodwee XS serisi ürünleri oldukça küçük, kullanışlı ve kurulumu oldukça basit ürünler ve yanında gelen ücretsiz izleme, ücretsiz kablosuz bağlantı ekipmanı sayesinde de size daha fazla konfor sunacaktır. Güneş enerji sistemlerinde güzel ürün yapmanın yanı sıra satış sonrası hizmetlerinde olduğunun, önemli olduğunun her zaman altını çiziyoruz. Bu konuda da Goodwee'nin satış sonrası hizmetleriyle bağlantıya geçebilirsiniz. Videonun altında açıklama kısmında bu konuyla ilgili link bırakacağım. Ürünle ilgili detay sorularınız varsa hem satış ekibine hem teknik ekibe sorularınızı iletebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.